Real TV Amerika'dan haber verir. Demokrat Joe Biden eski başkan Trump'ın göçmenlik konusundaki katı politikalarının büyük bir kısmını tersine çevirmeye çalışıyor diyebiliriz. Eski başkan Trump imzaladığı başkanlık emriyle yani kararname ile birçok yeşil kart başvurusunu ve Amerika'da geçici süreyle çalışan yabancı işçilerin ülkeye girişini engellemişti. Yani Trump yönetimi geçen yıl aslında koronavirüsü salgının ekonomik etkileri sebebiyle Amerika'da çalışacak nitelikli kişilere verilen H-1B vizelerini, işte mevsimlik işçi olarak çalışanlara verilen H-2B vizelerini, şirket içinde görev yeri değişen kişilere verilen L-1 vizelerini ve çeşitli kurumlarda çalışmak ya da değişim programlarına katılmak üzere gelecek uzmanlara verilen C-1 vizelerini askıya almıştı Trump. Fakat sağlık çalışanları ve gıda hizmeti sektöründe çalışanlarsa bu uygulamadan muaf tutulmuştu. Yani onlara uygulanmamıştı bu yasak. İşte Başkan Joe Biden imzaladığı başkanlık emriyle bu gerekçeyi reddetti ve vize yasaklarını iptal etti. Dolayısıyla eski başkan Donald Trump'ın Amerika'da yaşama ve çalışma izni olan yeşil karta ve geçici yabancı işçilere verilen vizelere getirdiği yasakları da Başkan Biden kaldırmış oldu. Biden gerekçe olaraksa bu uygulamaların Amerika'daki ailelerin bir araya gelmesini önlediğini ve iş dünyasına da zarar verdiğini söyledi. Aslında göç hakkı savunucuları geçen haftalarda 31 Mart'ta süresi dolacak olan bir vize yasaklarını kaldırması için Başkan Biden yönetimine zaten baskı yapıyordu. Öte yandan Ekim ayında Kaliforniya eyaletinde bir federal yargıçsa Trump'ın yabancı konuk işçilerine getirdiği bir yasağı binlerce iş yerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle engellemişti. Hatta bu iş yerlerinin birçoğu yasakları mahkemeye de taşımışlardı. Yani anlayacağınız Amerika'daki büyük bir kesim eski başkan Trump'ın uyguladığı bu vize yasaklarından memnun değildi. İşte Biden'ın iptal ettiği bu yasaklar, yani kaldırdığı bu yasaklar Amerikalıları mutlu etti diyebiliriz. Amerika'dan bugün aktaracaklarımız bu kadardı. Özlem Şen Yaşar, Real TV Washington.